Evet sevgili öğrencilerim, tekrardan merhabalar. Ee, ödevlerimizin 150 ve 154 sayfalar arasındaki matematik testlerinin e, sorularının cevaplarıyla karşınızdayım tekrardan. Şimdi e, birinci soruya bakalım. Kareli kağıtta A, B, C, D, E, F, G noktaları verilmiş. Buna göre köşeleri aşağıdaki hangisi olan bir dikdörtgen çizilemez? şimdi A şıkkına bakıyorum. A, B, E, F. A, B, E, F. A, B, E, F. Bakın bir dikdörtgen oluşturuyor. Bunu çizebilirim. B şıkkına bakalım. C, D, G, H. C, D, G, H. C, D, G, H. Köşeleri bunlar olan bir dikdörtgen yine çizebiliyorum. C, D, E, F. C, D, E, F. Şimdi C, D, E, F'ye bakalım. Bir dörtgen ama dikdörtgen mi? Benden dikdörtgen istiyor. Şimdi C, D, E, F'yi birleştirdiğimde kenarları 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Kenarları eşit oluyor ve kare oluyor. Bu bir dikdörtgen olmuyor. Dolayısıyla cevabımız C. Benden ne istiyordu? Köşeleri aşağıdakilerden hangisi olan bir dikdörtgen çizilemez diyor. Dolayısıyla C şıkkı cevabımız. Ben yine de D şıkkına bakayım. A, B, G, H. A, B, G, H. A, B, G, H. Bakın oluşturduğumda bu köşeleri birleştirdiğimde bir dikdörtgen oluşturabiliyorum. Yani AB ve D şıkkında verdikleri noktaları birleştirdiğimde bir dikdörtgen oluşuyorken C şıkkındaki noktaları birleştirdiğimde bir kare oluşuyor. Dolayısıyla cevabımız C. İkinci soruda kareli kağıttaki AB doğru parçası. AB doğru parçası. KLMN noktalarından hangisiyle birleştirilirse bir ikizkenar üçgen elde edilir. İkizkenar üçgen neydi? İki kenara eşit, diğer kenara farklı olan üçgendi hangisiyle birleştirirsek ikiz kenar bir üçgen oluşur. Şimdi çocuklar bunun için yapmanız gereken çok basit bir yöntem var. Tamam mı? Şimdi şuralım AB doğru parçasının uzunluğunu bir ölçelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bunun yarısı ne? 3. Bu nokta nereye gidiyor? M'ye gidiyor. M noktasıyla birleştirdiğinde ikiz kenar üçgen oluşuyor. Yani kısa oluşuyor. Tabanın yarısını buluyorsun. O nokta hangi hizadaysa bu noktayla birleştirdiğinde ikiz kenar bir üçgen oluşuyor. Cevabımız C şıkkı. Çünkü ikizkenar üçgende tepe noktasından tabana indirilen dik iki parçaya böler. Yani şu gördüğünüz M noktasıyla birleştirdiğinde ikizkenar üçgen oluşuyor. Sebebi şu M noktasının tam iz düşümü tam dik indirdiğimizde AB doğru parçasını tam ortadan ikiye ayırıyor. Üçüncü soruya bakalım. Aşağıdakilerden hangisinin hangisi açılımı verilen küpün kapatılmış halidir? Şimdi. Çocuklar. Bakın bu tarz sorular biraz böyle hayal gücünüzü e, çalıştırmamız gereken sorulardır. Ben size şöyle bir şey tavsiye ediyorum. Şimdi bu küpü kapattığımızda bunu kapattık, bunu kapattık. Gördüğünüz gibi sarılar karşılıklı geldi. Karşılıklı olması gerekiyor. Ama burada yan yana. Demek ki cevabımız C olamaz. Gitti. Yine şu noktaları kapattığımda bakın. Bunu katladım. Şu mavi kısmı katladım. Mavi kısmı katladım. Maviler karşılıklı olması gerekiyor. Burada yan yana. Bu da gitti. Ayrıca şu nokta da tam üste geleceği için tabanla yani pembeyle karşılıklı gelecek. Pembeler yan yana olmaz. Bu da gitti. Geriye ne kaldı? Gördüğünüz gibi A şıkkı kaldı. Ayrıca katladığımızda sarı mavi sarı mavi yan yana olacak. Sarı mavi yan yana olacak. Gördüğümüz gibi. Yani olmayanlardan yola çıkarak mesela pembeler karşılıklı gelecek. Bunu hayal ediyorsan şunun olamayacağını görürsün. Maviler karşılıklı gelecek. Bakın katladığımızda katladığımızda maviler karşılıklı gelir. Yan yana olamaz. Bu da gitti. Sarılar da karşılıklı olacak. Yan yana olamaz. Bu da gitti. Olamayanlardan yola çıkarak bu soruyu kolaylıkla yapabilirim. Yine bir yapı sorusu. Diyor ki kareli kağıtta önden görünümü verilen yapı en az kaç eş küple oluşturabilir? En az dediği için bunların her biri birer birim küp olarak sayılır. Şimdi normalde bunun arkasında 4-5 sıra da olabilir. O zaman şu küpü sayarım. İşte kaç tane varsa onunla çarparım. Ama en az dediği için bunların hepsi birer küpten oluştuğunu düşüneceğim. Yani bir sıra küp. Kaç tane var? Sayarım. Cevap 16. En az dediği için en çok da şeydi çocuklar bu sonsuzdu onu da söyleyeyim yani. En çok diyemez. En az dediği için birer tane, hepsini birer tane küp olarak sayıyorum. Cevabımız B şıkkı. Beşinci sorumuza geldik. Aşağıdaki nesnelerden hangisi düzlem modeli belirtir? Düzlem. Düz olacak. Zemini düz olan, yüzeyi düz olan. Bakın bu kavisli. Bu olamaz. Bu kavisli. Olamaz. Kavisli. Olamaz. Düz olabilir. Cevabımız D şıkkı düzlem modeli oluşturabilir. Altıncı soruya bakıyoruz. Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? Şimdi doğru açının ölçüsü. Doğru açı neydi? Doğru açı. Bir doğru çiziyorum. Doğru açı aslında iki tane. Bakın şununla şunun doğru e, ışının sırt sırta vermiş olarak oluşturdukları aralarında kalan açıdır. Kaç dereceydi doğru açı? 180 dereceydi. Doğru açının ölçüsü dik açının ölçüsünden büyüktür. Dik açı neydi? 90 dereceydi. Doğru açı 180. Dik açı 90 derece. 180-90'dan büyük. Bu doğru. Bana doğruyu soruyor zaten. İkinci ifadeye bakıyorum. Bir dar açının ölçüsü bir geniş açının ölçüsünden büyüktür diyor. Çünkü dar açı geniş açıdan büyük olabilir mi? Hayır. Gitti. Bu yanlış. Üçüncü ifadeye bakıyorum. Dik açının ölçüsü bir geniş açının ölçüsünden büyüktür. Dik açı 90 derece. Geniş açı neydi? Geniş açı 90 dereceden büyük açılardı. Diyor ki dik açı geniş açıdan büyüktür. Yani 90 derecelik bir açı 90 dereceden büyük bir açıdan büyüktür diyor. Hayır bu da yanlış. 4 numaralı ifadede bir dar açının ölçüsü doğru açının ölçüsünden küçüktür. Evet dar açı neydi? 90 derecenin küçük açılardı. Doğru açı 180 dereceydi. E, dar açı doğru açıdan küçüktür. Doğru. Yani bir ve 4. ifadeler doğru. Cevabımız B. 7. soruda. Yukarıdaki şekilde bu verilen açı çeşitlerinden hangileri bulunur diyor. Şimdi dar açı bulunurum. Bakın DBC açısına bakalım. DBC şu açıya bakalım. 90 dereceden küçük olduğu için dar açı. Dik açı var mı burada çocuklar? Burada gördüğünüz dik açı var mı? Ben göremiyorum bak. Dar açı var, geniş açı var, bir de bunun tamamı doğru açı. Yok, dik açı yok burada. Dik açıyı göstermemiş. O zaman dik açı gitti. Geniş açı, evet. DBA açısı ya da ABD açısına bakalım. Şu doğru e, parçaların yani ışınların arasında kalan açıya bakalım. Bu geniş açıdır. Geniş açı da var. Doğru açı, bu iki Geniş açıyla dar açının toplamı tamamı doğru açıyı verir. Bu da var. O halde cevabımız 1 3 4. Yani cevabımız D şıkkı. Aşağıdaki açılardan hangisinin kenarlarından biri AC ışını değildir diyor. Çocuklar bakıyorum AC ışını bak bu açının bir kenarı. AC ışını CB AC ışını Şimdi ışınları AC ya da CA diye okuyabilirim, sıkıntı yok. Mesela AC ışını. Bunu da buradan okuyabilirim AC ışını. AC AC ışını. Bakın bu açının üçünde de bu açının kollarından biri AC ışını ama burada AC ışını dediğimde A ile C'nin birleşimi yok burada. Kenarları değil. Bu açının kenarları AB ile BC ışınları. AC ışını değil. Dolayısıyla cevabımız 8. sorunun cevabı D şıkkı. 9 numaralı soruya geldik kareli kağıttaki şekillerin simetri doğrusu sayılarının toplamı kaçtır? Şimdi karenin kaç tane simetri doğrusu var çocuklar hatırlayalım. Dikey, yatay, iki tane de köşegen. Toplam dört tane. Üçgenin bakın bu bir ikizkenar üçgen. Nereden anlıyorum? Bakın tepeden inilen dikme bu tabanı iki eşit parça yerlilmiş. İkizkenar üçgenin kaç tane vardı? Simetri doğrusu. Bir tane vardı. Peki dikdörtgenin kaç tane var? Bir dike, bir yatay, iki tane var. Toplam cevabımız C şıkkı. Yani karenin dört tane, ikizkenar üçgenin bir tane, dikdörtgenin iki tane simetri doğrusu vardır. Dolayısıyla cevabımız 4, 1 daha 5, 2 daha 7 yani C şıkkı. Çünkü ikizkenar üçgende şöyle bir şey çizdiğinde bakın diyelim ki simetri olsun buradan çizdim. Buradan çizdim. Şu kenarla bu kenar eşit olmadığı için çünkü ikizkenar üçgende şu kenarla bu kenar eşit. Bu kenarla bu kenar eşit olmadığı için simetrik olmuyor. Aynı şey buradan yaptığımda da olmuyor ama şuradan yaptığımda gördüğümüz gibi bu kenarla bu kenar eşit olduğu için simetrik oluyor. Yani ikizkenar üçgenin bir tane simetri doğrusu vardır. Kareninkiler dikey, yatay Köşegenler olmak üzere dört tane var. Dikdörtgen ise bir dikey bir yatay olmak üzere iki tane var. Topladık. Toplamda 7 tane simetri doğrusu yaptı. 10. soru. Aşağıdaki şekillerden hangisi verilen doğruya? Yalnız burada verilen'i yanlış ayırmış. Ve rilen. R burada olmalıydı. Bir yazım hatası var. Onu da söylemiş olalım. Verilen doğruya göre simetriktir. Hangisi simetriktir? Şimdi A şıkkına bakıyorum. Eee şunun simetri bu mu? Hayır. Bunun simetri şöyle olmalıydı. Şöyle olmalıydı. Dolayısıyla bu yanlış. B şıkkına bakıyorum. Bakın simetri, simetri. Simetrik, 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 simetrik. simetrik. Bununla bu simetrik. Bununla bu simetrik. Bununla... Peki. Bununla bu simetrik. Ee, buraya bakıyorum. Düz gitmiş ama burada bir içeri doğru gitmiş. Bu da simetrik değil. Yani detaylara dikkat etmeniz gerekiyor. Şuraya bakıyorum. Simetrik. Bakın simetrik, simetrik, simetrik şurasıyla. Burasıyla burası simetrik. Şuraya bakıyorum. Simetrik. İş burada bozuluyor. Bakın bu burada böyle yapmış. Bu burada böyle yapmış. Bu da değil. Eee D şıkkına bakıyorum. Hop! Şuraya kadar baktım. Simetrik. Gördüğümüz gibi simetrik, simetrik, simetrik ve simetrik. Cevabımız D şıkkı. 11. soruda aşağıdaki kar karşılaştırmalardan hangisi doğrudur diyor. Şimdi <laughs> metre ile kilometreyi karşılaştırmış değil mi? Bunu iki türlü yapabilirsiniz. İsterseniz bunu kilometre ve metre olarak ifade edebilirsiniz. O da nedir? Sonundan 3 basamak say 2 kilometre 300 metre. Yani 2 kilometre 300 metre. Hani 3 kilometreden bile az. E bu 7 kilometreden büyüktür demiş. Ya da şöyle yapabiliriz. 7 kilometreyi metreye çevir. Kilometreyi metreye çevirirken 1000 ile çarpıyordum. 7000 metre. 2300 7000'den büyük değildir. Bu yanlış. Geldik buraya. Santimetre metre. Çocuklar karşılaştırmayı doğru yapmanız için birimlere eşitlemeniz gerekiyor. Benim tavsiyem şu. Şimdi bu santimetreyi metreye çevirmek için ne yaparım? Yüze bölerim. Son iki basamağı hapsederim. 2 metre 5 santimetre. Bu 2 metre. Ya da şöyle yaparım. Kolay yolu. Metreyi santimetre. Büyük birimi küçük birime çevir. 2 metreyi santimetreye çevir. 200. 205 santimetre. 200 santimetreden büyüktür. Doğru cevabımız B şıkkı. Yine de C ve D'ye bakıyorum. Milimetre ile santimetre arasında. Hemen bu santimetreyi milimetreye çevir. Santimetreyi milimetreye çevirmek için 10 çarparım. 760 milimetre 80 milimetreden çünkü 8 santimetre 80 milimetre yapar. 760 milimetre 80 milimetreden küçüktür diyor. Yanlış. Kilometre metre. Kilometreyi metreye çevir. 32 bin kilometre. 32 bin kilometre 16 bin kilometreden küçüktür diyor. Hayır yanlış. Yani doğru cevabımız B şıkkı. 12. soru. Karayolu işçileri 9 kilometrelik bir yolun her gün 200 metresini asfaltlayacaklardır. Bir hafta sonra asfaltlanması gereken kaç metre yol kalır? Şimdi bilgiye bakıyorum. Bu işçiler 9 kilometrelik bir tamam yolun tamamı 9 kilometre bir yolun her gün 200 metresini asfaltlayacaklarmış. Şimdi çocuklar kilometre var metre var. Benden sonuçta metre istiyor. Burada gördüğünüz bütün birimleri metreye çevirmeniz sizin için kolaylık sağlar. Şu zaten metre. 9 kilometre yolun tamamını metreye çevirelim. Kilometreyi metreye çevirirken ne yapıyordum? Sayıyı 1000 ile çarpıyordum. 9 çarpı 1000, bin, 9000 bin metredir. Yolun tamamı 9000 metre. Her gün 200 metre asfaltlıyorlar. Bir hafta sonra diyor. Bir hafta kaç gün? 7 gün. Her gün 200 metreden 7 günde 1400 metre yol asfaltlamış olurlar. Yolun tamamı 9000 bin metreydi Metreydi. 9000 metre, 9 kilometre, 9000 metre. Bir hafta boyunca her gün 200 metreden 1400 metre asfaltlamış olacaklar. Çıkardığımızda 7600 metre asfaltlanması gereken yol kalır. Yani cevabımız C şıkkı. 13. soru. Bir terze 12 metre 50 santimetre uzunluğundaki kumaşın 5'te 2'sini kullanıyor. Geriye kaç santimetre kumaş kalmıştır? Çocuklar benden sonuçta ne istiyor? Santimetre. O zaman şurada gördüğüm bütün birimleri santimetreye çevireyim. Burası zaten santimetre. O zaman 12 metre santimetreye çeviririm. Ya da şöyle düşün. 12 metre 50 santimetreyi santimetreye çevireyim. Burası zaten santimetre. Değil mi? Burası zaten santimetre. Peki 12 metreyi santimetreye nasıl çeviririm? Metreyi santimetre çevirirken 100 ile çarparım. 12'yi 100 ile çarp 1200 yapar. 50 de burada var. 1250 santimetredir. 12 metre 50 santimetre 1250 santimetre. Şimdi kumaşın toplam uzunluğu bu. 1250 santimetre. Bunun 5'te 2'sini kullanıyor. Çocuklar bir bütünün 5 eşit parçaya ayırıp ikisini kullanırsam geriye 3 parça kalır. O zaman ben ben 2 türlü yapabilirim. Kalan 5'te 3. Direkt bu kumaşın 5'te 3'ünü bulursam soruyu bulmuş olurum. Ya da şöyle yapalım. Adım adım gidelim. Kumaşın tamamı 1250 cm. Bunun 5'te 2'sini kullanalım. 1250'nin 5'te 2'sini nasıl bulurum? 1250'yi 5'e bölerim. 12'de 5 beş... 2 kere var. 2 kere 5 10. 2, 5, 250 yaptı. Bunu da 2 ile çarpalım. 250 çarpı 2 500. Bu ne demek? Bu ne demek? 1250 santimetrenin 5'te 2'si yani 500 santimetresini kullanıyor. Şimdi 1250'den 500'ünü kullandığına göre geriye kalan 750'dir. Bunu başka türlü nasıl yapardım? Şöyle. Bir bütünün 5'te 2'sini kullanmışsa 5'te 3'ü kalır. Bu kalan kısmıdır. O zaman ben 1250'nin 5'te 3'ünü bulursam direkt sorunun cevabını bulmuş olurum. 5'e bölerim. 250 yapar. 3 çarparım. 750 bakın. Yine aynı sonucu buldum. Yani cevabımız 13'ün sorunun cevabı D şıkkı. Gelelim. Kazanım testi bir çevre ölçme ile alakalı. Ünite altının ilk testi olan kazanım testi 1'e Birinci soru. Yukarıdaki kare ve dikdörtgenin çevre uzunlukları toplamı kaç santimetredir? Çok basit. Şimdi karenin çevresini nasıl buluyordum? Bu bir kare. Bu da bir dikdörtgen. Karenin çevresini nasıl buluyordum? Bir kenarını dörtle çarpıyordum. Çünkü karenin bütün kenarları eşit. Burası onsa bu da on, bu da on, bu da on. Dört tane on. Yani şu şeklin çevresi, bu karenin çevresi 40 santimetre. Dikdörtgenin çevresini nasıl buluyordum çocuklar? Bakın bura 16 ise burada 16, bura 7 ise burada 7. Bunların hepsini topluyordum. Ya da kısa yoldan bir uzun kenarla bir kısa kenarını toplayıp 16 artı 7. 16 artı 7 eşittir 23. Bu bulduğumu da 2 ile çarpıyordum. Çünkü bir uzun bir kısa kenardan birer tane daha var. 2 ile çarpıyorum 46 kısa yoldan. Ha bunu şöyle de yapabilirsiniz. Bura 16 ise burada 16. Burası 7 ise burada da 7. Bunların hepsini toplarım. Yine 46 yapar. Çünkü 16, 16, 32 7 daha 39, 7 daha 46. Yani şu dikdörtgenin çevresi de 46 santimetre. Benden ne istiyor? Bunların toplamını. Bunların çevrelerinin toplamını istiyor. 40, 46 daha 86 santimetre. Yani cevabımız C. İkinci soru. Çevre uzunluğu 150 metre olan dikdörtgen şeklindeki bir bahçenin kısa kenar uzunluğu 28. Şimdi işin içinde bir ne var? Dikdörtgen var. Hemen bir dikdörtgen çiz. Hemen çiz bunu dikdörtgeni çizdim. Çevre uzunluğunu vermiş. Yani bütün kenarların uzunlukları toplamını vermiş. Bir de ne vermiş? Kısa kenar uzunluğu. Kısa kenarı 28 cm. Şimdi çocuklar bu kısa kenarı 28 ise diğer kısa kenarı da yani karşılıklı kenarlar eşit olduğu için bu da 28. Şimdi işin içinde ne var biliyor musunuz? E, toplamları verilmiş 4 tane sayı var. Bakın 2 uzun kenar 2 kısa kenar. Bu 4 tane sayının toplamı 150'ymiş. Çevre, çevre uzunluğu. Ee, benden verilmeyenleri istiyor. Ya çocuklar ben çevreyi bulurken ne yapıyordum? İki uzun kenarla iki kısa kenarı toplamıyor muydum? Bunların toplamı 150 yapmamış mı? O zaman ben bu çevrenin içerisinden, çevrenin toplam uzunluğunun içerisinden bu kısa kenarları çıkarırım. İki tane 28'in ne yaptığını bulayım ilk önce. 28 çarpı 2. E, 56. Şimdi ben toplam çevre uzunluğundan yani 150 150 metre vermiş ya toplam çevre uzunluğunu. Ben bu çevreden şu kısa kenarları çıkarırsam geriye ne kalır? İki tane eşit birbirine uzun kenar kalır. O zaman toplam çevre uzunluğu olan 150'den bu iki tane kısa kenarın toplamı olan 56'yı çıkarıyorum. Geriye ne kalır? 94 kalır. Değil mi? 94 neye eşitmiş? Bu iki tane birbirine eşit uzun kenarın toplamı 94'müş. Birbirine eşit iki tane sayının toplamı 94 ise o zaman bu 94'ü 2'ye bölerim. Cevap 47. Bir tane uzun kenar 47. Deneyelim mi? 47, 47 daha 94. 28, 28 daha 56. 94, 56 daha 150 yapar. Ya da 28 ile 47'yi topla. Bir kısa kenarla bu uzun kenarı. 28 artı 47. 15, bir elde 75. 2 ile çarp 150. Bakın bu çevreyi bulmamın kısa yoluydu. Ispatladım. Doğru bulmuşum. Yani cevabımız 47. Çevre uzunluğu 384 cm olan bir karenin. Bakın bu sefer işin içinde kare var. Dört kenarı da birbirine eşit. Bütün, bütün kenarları birbirine dik açı olan şekil. Bütün karenin bütün kenarları birbirine eşit. Çevre uzunluğunu vermiş. Ve bu karenin bir kenar uzunluğunu istiyor. Çocuklar hatırlayalım derslerimizi. Şimdi karenin bütün kenarları birbirine eşit değil mi? Dört tane birbirine eşit sayının toplamı yani çevresi 384. O zaman ben çevreyi 4'e bölersem her bir kenarın uzunluğunu bulurum. 38'de 4, 9 kere. 9 kere 4, 36. 24'te 4, 6 kere 4, 24. Bir kenar uzunluğu 96'ymiş. Buldum. Ispatlayayım mı? Karenin bir kenar uzunluğu 96 ise diğerleri de 96'dır. O zaman 4 tane 96'yı istersen alt alta yaz topla. İstersen kısa yoldan 96 ile 4'ü çarp. O da ne yapar? 384 yapar. Doğru bulmuşum. Cevabımız 96. Yani karenin çevresini vermiş. Bir kenarını istiyorsa 384 yani çevresini dörde bölüyorum. Gelelim dördüncü sorumuza. Bir kenar uzunluğu 16 santimetre olan bir karenin çevre uzunluğu. Bakın biraz uzun soru. Hiç korkmasın. Korkutmasın gözünüzü. Şimdi soruyu adım adım okudum da doğruya ulaşacağım. Bir kenar uzunluğu 16 santimetre olan bir kare. Şimdi bir kare çizdim. Bu karenin bütün kenarı birbirine eşit. Bir kenar uzunluğu 16 e Diğerlerde 16'dır. Bunu belirt. Şimdi bunun çevre uzunluğu. Hemen bunun çevre uzunluğunu buluyorum. 4 tane 16. Ne yapar? 64 yapar. Şu karenin bize bahsettiği karenin çevre uzunluğu 16 santimetreymiş. Buraya kadar yaptım soruyu. Kısa kenar uzunluğu 8 santimetre olan bir dikdörtgenin çevre uzunluğuna eşittir. Şimdi işin içine bir dikdörtgen girdi. Dedi ki bak bu bize bahsettiği bir kenarı 16 santimetre olan karenin çevresi buldum. Bu 64 yani bir kenarı 16 santimetre olan karenin çevre uzunluğu yani 64 neye eşitmiş onu söylüyor. Diyor ki kısa kenar uzunluğu 8 santimetre olan dikdörtgenin çevre uzunluğuna eşittir. O zaman o zaman ben bu dikdörtgeni çizdim. Kısa kenarları 8. Uzun kenarlarını bilmiyorum. Bana zaten uzun kenarı soruyor. Dikdörtgenin uzun kenar uzunluğu kaç santimetredir? Şimdi aslında soru şu. Bana ilk başta şu bilgi vermiş bir şey, Kare. Aslında bana bunu boşuna vermiş. Niye biliyor musunuz? Şunu demek istiyor. Çevresi 64 santimetre olan bir dikdörtgenin bir kısa kenarı 8 santimetresi bir uzun kenarı kaç santimetredir? Aslında sorunun özeti bu. Ama lafı dolandırmış ki beni şaşırtmak istiyor. Yani sizi şaşırtmak istiyor. Ben de adım adım gidiyorum. Onun tuzağına düşmüyorum. Diyor ki bir kenar uzunluğu 16 santimetre olan bir karenin çevre uzunluğu. Şimdi soruya soruyu buraya kadar hallediyorum. Baştan başladım. Soruyu buraya kadar hallettim. Bir kenar uzunluğu 16 cm ise bu karenin çevresi 64. Bu 64, bu 64. Bir kenarı bir kısa kenarı 8 cm olan dikdörtgenin çevre uzunluğuna eşitmiş. O halde bu dikdörtgenin çevre uzunluğu 64 ise kısa kenarları 8'er cm ise uzun kenarını bulamaz mıyım? Bulabilirim. Nasıl mı bulurum? Şimdi bunun çevresinde, bu dikdörtgenin çevresinde ne var? İki tane uzun kenar, iki tane kısa kenar var. O zaman ben bunun çevresinden, yani 64'ten, 64 olduğunu nereden söyledi? Bakın, bu bize bahsettiği kare ile bu bize bahsettiği dikdörtgenin çevre uzunlukları eşitmiş. O zaman karenin çevre uzunluğunu buldum 64. Yani bu dikdörtgenin çevresi 64'müş. O zaman ben bu dikdörtgenin çevresi olan 64'ten bu iki tane kısa kenara 2 kere 8 16'yı çıkarırsam Geriye kalan 48 bana şu iki tane birbirine eşit uzun kenarın toplamını verir. İki tane birbirine eşit uzun kenarın toplamı 48 ise bir tanesini bulmak için ikiye bölerim. O da 24 yapar. Yani bu dikdörtgenin bir uzun kenarı 24'tür. Gayet basit bir soru haline geldi. Beşinci soru. Noktalı kağıttaki şekillerden hangisinin çevre uzunluğu bir kenar uzunluğu 5 birim olan karenin çevre uzunluğuna eşittir? Şimdi noktalı kağıttaki şekillerden hangisinin çevre uzunluğu buraya kadar... Aldık. Neye eşitmiş? Bir kenar uzunluğu 5 birim olan bir karenin çevre uzunluğuna eşittir. Şimdi bir kare var. Bu karenin bir kenar uzunluğu 5. Bir kenar uzunluğu 5 ise bunun çevresi 4 kere 5, 20'dir. Soru şu hale geldi. Bu şekillerden hangisinin çevresi 20 birimdir? E, çok basit. A şıkkına bakıyorum. 1, 2. Bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Cevap A. Cevap A. İsterseniz B şıkkına da Ha eşit değildir diyor. Bu eşit. Pardon. Eşit değildir diyor. Bu eşit. Bununki 20. Şimdi 20'yi nereden buldum? Soruyu dikkatli okuduğumuzda noktalı kağıttaki şekillerden hangisinin çevre uzunluğu? Bir kenar uzunluğu 5 birim olan karenin çevre uzunluğuna eşittir. Bir kenarı 5 birim olan karenin çevre uzunluğu 20 olduğuna göre. 4 kere 5 20. O zaman soru şu. Noktalı kağıttaki şekillerden hangisinin çevresi 20 birimdir? 20 birim değildir. Bununki 20. 20'ye eşit olmayanı bulacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 21, 22, 23, 24. E bana eşit olmayanı soruyor. Benim aradığım 20'ye eşit olmayan. Bakın bunları da sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20, 20, 20. 20 20'ye eşit olmayan cevap B. Yani neymiş soruyu dikkatli okursak yapamayacağımız bir soru yokmuş. 6. Altı, soruya geldik çocuklar. Aşağıdakilerden hangisinin çevre uzunluğu diğerlerinden farklıdır? Şimdi adım adım gideceğiz. A şıkkına bakıyorum. Bir kenar uzunluğu 6 cm olan bir kare. Çocuklar bir karenin bir kenarı 6 ise 6'yı 4 ile çarparım. 24. Bunun çevre uzunluğu. Karenin bir kenar uzunluğunu 4 ile çarpınca çevre uzunluğunu buluyordum. Kısa kenar uzunluğu 4, uzun kenar uzunluğu 8 olan dikdörtgen. Bunun çevresini bulalım. Dikdörtgenin çevresini kısa yoldan nasıl buluyordum? Bir kısa kenarla bir uzun kenarını toplayıp 8 ile 4 topla 12. 2 ile çarp 24. Bakın bu da 24 çıktı. C şıkkına bakalım. Kısa kenarı 5, uzun kenarı 7 olan dikdörtgen. Ne yapıyordum? Kısa kenarla uzun kenarı toplayıp 7, 5 daha 12 2 ile çarpıyordum. 24. Bu da 24. Zaten cevabımız ortaya çıktı. Yine de bakıyorum. Kısa kenarı 3, uzun kenarı 10 olan dikdörtgen. Kısa kenarla uzun kenarı topluyorum. 13. 2 ile çarpıyorum. 26. Hangisi farklıymış? Tabii ki D şıkkı. Buradan şunu özetleyelim. Bir karenin kare olsun. Kare neydi? Tüm kenar uzunlukları birbirine eşit. Bir kenarın bir kenar uzunluğunu 4 ile çarparsam. Bir karenin bir kenar uzunluğunu 4 ile çarparsam. Bana karenin çevresini verir. Dikdörtgende ise durum şudur. Uzun kenara A diyeyim. Kısa kenara B diyeyim. Bir uzun kenarla bir kısa kenarı toplayıp bu to bulduğum toplamı da 2 ile çarparsam da bana dikdörtgenin çevresini verir. Hatırlatmış olalım. Kare şeklindeki bir bahçenin çevresi 4 kez telle çevrilmiştir. Bakın kare. Bütün kenarları birbirine eşit şeklimiz. Bu bahçenin çevresi 4 kez telle çevrilmiş. Yani çevresi 4 defa dolaşılmış. Yani çevresinin 4 katı kadar tel harcanmış. Bakın bu mantığı bizim yürütmemiz lazım. Bunun çevresine bir Sıra tel döşenseydi, bir sıra telle çevrilseydi çevresini bir kere turlamış olacaktım. Dört kere dediği için kullanılan tel bu karenin çevresinin dört katıdır. Bunu anladık değil mi? Bu işin 250 metre tel alınmış telin 10 metresi artmıştır. Bakın, 250 metre telin, 250 metre telin 10 metresi artmışsa 240 metre tel kullanılmış demektir. Ne için? 4 tur çevrim için. 4 tur çev çevrim için e, 240 metre kullanmışsa 240'ı 4'e bölerim 60. Bir tur. Bir tur ne demekti? Karenin çevresi. Karenin çevresi 60'sa, 60 60'sa 60'ı 4'e bölerim 15 bulurum o da karenin bir kenarını verir bana. Cevap zaten ne soruyor? Bahçenin bir kenar uzunluğu 15. Aslında soru şu. Dolandırmış biraz. Ee, bir karenin çevresinin 4 katı 240 ise bu karenin bir kenar uzunluğu. Şimdi çocuklar dört kez telle çevrildiğine göre çevresi 4 defa dolanmış. Ve bu iş için çevresinin 4 defa dolanmak için 250-10 yani 10 metre arttığı için 250 metrelik telin 10 metresi arttığı için 240 metre tel kullanmış. 4 tur için bunun çevresinde 4 tur için 240 metre kullanmışsa 1 tur için ne kadar kullanılır? 60. Yani karenin bir turu yani karenin bir çevresi 60 san 60 metre. E, karenin çevresi 60 ise bunu 4 eşit parçaya bölüyorum. Çünkü bütün kenarları eşit. 60'ı 4'e bölerim. Yani karenin çevresini 4'e bölünce bir kenar uzunluğunu bulurum. Cevap 15 yani A. 8. soruya geldik. Uzun kenarı kısa kenarının 3 katına eşit olan bir dikdörtgenin çevre uzunluğu 104 cm'dir. Bu dikdörtgenin uzun kenarı çocuklar. Bu tür sorularda şeklimizi bir çizelim. Dikdörtgen. Tabii ben düzgün çizememiş olabilirim. Diyor ki uzun kenar uzunluğu kısa kenar uzunluğunun 3 katına eşit olan bir dikdörtgen. Şimdi çocuklar 3'ün sınıftan da hatırlayalım. Kat problemlerinde küçüğe bir kat diyordum değil mi? O zaman burada küçük olan kısa kenar bir kat. Değil mi? Uzun kenar neymiş? Bu kısa kenarın 3 katı. Kısa kenara bir kat dediysem uzun kenar 3 kat olur. Değil mi? Ve bunun çevresini vermiş. Bakın bu uzun kenar 3 katsa bu uzun kenarı da 3 kattır. Bu kısa kenar 1 katsa bu kısa kenar da 1 kattır. Çünkü dik dörtgenle karşılıklı kenarlar eşit. Şimdi ben bunun çevresini kat cinsinden bulayım. Topla bunları. 3, 6, 7, 8. Ya da kısa kenarla uzun kenarı topla. 3, 1 daha 4 kat. 2 ile çarp 8 kat. Yani 8 kat bu şeklimizin çevresiymiş. Kaçmış çevresi? 104'müş. 8 kat 104'se bir katın değerini bulmam çok basit. 104'ü 8'e bölerim. 1 kere 8, 8, 24, 3 kere 8, 24. Yani bir katın değeri, yani kısa kenarımız 13 çocuklar. Bir katın değerini buldum ben şu anda. 8 kat, yani bu dikdörtgenin çevresini kat cinsinden buldum da 8 kat yapmadı mı? Bunu neye göre söyledim? uzun kenarı kısa kenarın 3 katıdır. Kat problemlerin, problemlerinde küçüğe 1 kat diyorum. Kısa kenara 1 kat dersem uzun kenar bunun 3 katı olacağı için 3 kat. E bura 3 katsa bu uzun kenarda 3 kat. Bura 1 katsa bu kısa kenarda 1 kat. Toplamları yani bunun çevresi 8 kat. E çevresini vermiş 104. 8 kat 104 ise bir katın değerini bulurum. 104'ü 8'e böldüm 13. Yani kısa kenar 13. Uzun kenarı nasıl bulurum? Uzun kenar kısa kenarın 3 katıydı. 13'ün 3 katı 39 cevap C. Çok basit bir soruydu. Son sorumuza geldik. Yukarıdaki park farklı kenar uzunluklarına sahip karelerden oluşmuş. Bakın bu üç şeklin üçü de kare. Bu parkın etrafında iki tur koşan birisi kaç metre koşmuş olur? Etrafı dediğimiz şuralar. İç tarafları almayacağım. Şimdi ilk şeklimize bakıyorum. İlk şeklimize bakıyorum. 80 metre. Burası da 80 metredir. Burası da 80 metredir. Şimdi şu küçük şekle baktığımızda küçük şeklin bir kenarı 30 ise burası da 30'dur. Burası da 30'dur. Şimdi diyeceksin ki öğretmenim ben burayı nereden bulacağım? Çocuklar bu şekil ne? Kare. Bir kenar 60 ise bu kenarda 60 değil midir? He? burası 30 ise burası da 30 değil midir? O zaman buraya ne kalır? 60'dan 30 çıkar. Burada 30 kalır. Bura zaten 60. Şimdi bu şeklin kare olduğunu biliyorsun. Bir kenar uzunluğu 60 ise bu kenar uzunluğunun toplamı da 80'dir. Bir kenar uzunluğu 80 ise bu kenar uzunluğu da 80'dir. Şu kısım bu kareye ait olduğu için bir kenar 60 olan kareye ait olduğu için burası 60 ise buraya 20 kalır. Değil mi? O halde 80, 60, 30, 30, 30, 30, 30 60, 20, 80, 80. Bunları topluyorsun ama iki tur diyor. Bunların da toplamını ile çarpıyorsun. Kaç metre koştuğunu buluyorsun. Bir turu bulalım. Şuradan çıktı yola. 80 koştu. Buradan itibaren 60 koştu. 30 koştu, buraya geldi. Sonra 30 30 30. Bakın 30 30 30 3 tane 30. 30 30 30. 30. Sonra 60 60. Sonra 20 20. Sonra 80 80 2 tane 80. 80 80. Bunların hepsini toplayacağız çocuklar. 80 140 170 200 230 260 320 380 400 480. 480. Bir daha hesaplayalım yanlışlık olmasın. 80 140 170 200 230 260 260 320 340 420 500. 500 pardon bir tur attı. Bir tur atması ne demek? Buradan yola çıkarmıştık biz bunu. Buraya tekrar gelmesi. Bak 80, 60, 30 topladık. Bak farkındaysanız şu kenarları toplamıyorum. Çünkü çevresinde koşuyor. O halde toplamı 500. Bir turun toplamı 500 ise 2 tur koştuğu için 500 çarpı 2 eşittir 1000 metre. Cevabımız D şıkkı. Umarım e, sizler için faydalı olmuştur çocuklar. Anlamadığınız sorular varsa tekrardan bana WhatsApp dönüş yapabilirsiniz. Hepinize iyi günler diliyorum. Kolay gelsin.